Merhaba sevgili Şifteletnet izleyicileri. Tilki'yi takip ettik. Barcelona'da Mobil Dünya Kongresi'nde ve Firefox işletim sistemine sahip akıllı telefonlara bir kez daha bakalım istiyoruz. Çünkü geçtiğimiz yıl aslında biz bu Firefox işletim sistemine sahip olan akıllı cihazları sizlere duyurmuştuk. Gördüğünüz gibi artık seçenekler çok daha fazla. Örneğin şu anda beyefendinin elinde bir başka marka var. Alcatel'i görüyorsunuz sevgili izleyiciler, bir başka marka. Yine ZTE'nin de ürettiği telefonlar var. Yine hiç duymadığımız bambaşka markalar üretiyor. Burada artık 100'e yakın marka Firefox işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarını üretiyor. Ama Türkiye'de bu akıllı telefonlar yok maalesef sevgili izleyiciler. Sebebi de Türkiye'deki vergiler. Çünkü bu akıllı telefon, daha doğrusu Firefox işletim sistemine sahip olan telefonların en önemli özelliği çok uygun fiyata sahip olması. Ama ülkemizdeki vergiler nedeniyle bu uygun fiyatlı telefonlar tüketicilere pek ulaşamıyor. Dilerseniz biraz işletim sistemini kurcalayalım. Ne gibi yenilikler var? Çünkü Firefox tarafında chipset yenilendi ve birçok üretici artık çalışıyor. Örneğin şu anda bir Firefox tarayıcıyı görüyoruz. Google Chrome'u andıran bir tarayıcı söz konusu sevgili izleyiciler. Sadece alt tarafta bir Home button var. Yani bir tek tuş var. Bu tuş bütün telefonu yönetmenizi sağlıyor. Bir kere bastığınız zaman geriye geliyor. Basık tuttuğunuz zaman açık olan pencereler şu anda görünüyor sevgili izleyiciler. Bu şekilde telefonu yönetebiliyorsunuz. Tekrar bu tuşa basalım. Örneğin kişilere biraz bakalım nasıl görünüyor diye. Aslında geçtiğimiz sene Firefox tarafından sunulan bu tasarım, hani çalındı ya da alıntılandı demeyeyim ama Google'ın materyal design dediği tasarıma da belki de yön vermiş oldu, ne yalan söyleyelim. Çünkü ilk önce biz Firefox'ta görmüştük, daha sonra Google'ın materyal design dediği tasarımda da bu tarz butonlar görmeye devam ettik. Kamerasını açalım. Kamerayı da yine çok kullanıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi bir işletim sisteminden beklenen bütün özelliklere kolay, sade bir ara birimle ulaşabiliyoruz sevgili izleyiciler. Bir de marketi açalım. Yani ne tarz uygulamalar var? Gördüğünüz gibi Candy Crush ya da SoundCloud, popüler uygulamaları burada görebiliyoruz. Daha önce çekilen fotoğraflara biraz bakalım isterseniz. Tabii bunların bu cihaza çekildiğinden biraz şüpheliyim. Ama yine de performans olarak beklentileri yerine getirdiğini söyleyebilirim. Sadece tek beğenmediğim şey, şimdi bu işletim sistemi biraz HTML bazlı bir işletim sistemi olduğu için native uygulamalara göre biraz daha geç cevap verebiliyor bazı durumlarda. Örneğin Marketplace'i açalım. Şu harekette de zaten açık olan diğer uygulamalar arasında geçişimizi sağlıyoruz. Bazı alanlarda butonlar, şimdi de bakın belki fark ettiniz, birazcık geç geliyor. Hani bunun gibi sorunları var. Ama dediğim gibi, yani 100 doların çok altında olan akıllı telefonlardan bahsediyoruz sevgili izleyiciler. O nedenle bu tarz problemlerin olması aslında gayet normal. Evet, sözün özü, Firefox gelişmeye devam ediyor. Firefox birçok telefon üreticisiyle yepyeni uygun fiyatlı cihazları tüketicilere sunuyor ve aslında Mozilla bir vakıf. Yani Firefox'un sahip olduğu, Firefox'un bir ürün olarak sunulduğu bir yapı, vakıf. Bu vakfın adı Mozilla Vakfı. Gördünüz, az önce söylediğim hata yine tekrarlandı. Hata demeyelim de böyle bir gecikme var. Bu gecikmeye ne kadar tahammül edebilirsiniz bilmiyorum ama bu işletim sisteminin de böyle bir durumu var sevgili izleyiciler. Tekrar konuya dönecek olursak, bir vakıf, Mozilla Vakfı. Mozilla Vakfı her vakıfın olduğu gibi bazı sosyal amaçları var. Bu sosyal amaçlardan bir tanesi de işte şu anda elimde görmüş olduğunuz uygun fiyatlı telefonları, teknolojiyi
bütün insanlıkla buluşturmak. Evet, yine geç geldi. Belki internetin de yavaşlığından kaynaklanabilir. Ve bu amaca hizmet etmek için birçok markayla çalışıyor. Ve maalesef bu hizmetleri biz ülkemizde göremiyoruz. Ama tilki sadece tarayıcı olarak değil, artık günlük hayatımızda mobil cihazlardaki işletim sistemi, hatta televizyonlardaki işletim sistemi olarak gelmeye devam edecek gibi görünüyor. Firefox tarafında bir yenilik daha var sevgili izleyiciler. Şu anda gösteremiyorum ama akıllı cihazları kullanarak diğer işletim sistemlerinin sunduğu yenilikleri de yapabileceksiniz. Örneğin bu akıllı telefonu kullanarak siz kapıyı açabileceksiniz ya da bir mobil ödeme yapabileceksiniz. NFC kullanarak, yani dokunarak mobil ödeme yapabileceksiniz. Firefox, daha doğrusu Mozilla Vakfı bununla ilgili dünyadaki diğer önemli markalarla, kurumlarla işbirliğine devam ediyor. Evet, Barcelona'daki turumuz devam edecek. Tilki'yi şimdilik yalnız bırakıyoruz.